Bahadır'ın Bahadır'ındayız belgesi. zaten. Evet. Kapı gibi başkan burada. Dünya şampiyonu İsmail Akçay'ın adının Uluslararası güreş verildiği hakemi, spor uluslararası testlerinin pil önündeyiz. hakemi. Evet. Aynı zamanda pil hakemidir. İlk Ha. pil hakemlerindendir. İsmail Bey sizsiniz değil mi efendim? Benim. O kaç doğumlusunuz İsmail abi? 1931. Ay maşallah. Maşallah. Peki 87. asker misiniz siz? Emekli albayım. Emekli albaysınız. Peki bu sporla ilgi nasıl oldu? Neler yaptınız? Sporla ilgili 14 branşta hakem ve antrenörlük belgelerim var. Aha burada. Tamam. Kara Kuvvetleri adıma müze açtı. Silahlı Kuvvetler Spor Okulu müze açtı. Harp Okulu açtı. Kara Kuvvetleri açtı. Şimdi zırhlı birlikler de açılıyor adıma. Yok Maşallah. benim gibi 14 branşta hakem antrenör. Harbim var. Türkiye'de Harbim yok. var. Ama övünmüyorum. Dünya Bütün şampiyonluğunuzu bir belgeleri ha anlatır yanımda mısın? Evet, getirdim size vallahi. özel bir Helal, yemin örneksiniz yani. ediyorum. Dünya Siz bir... şampiyonluğuna bir anlatır Evet. mısın güreşte? Hangi birini Nasıl? anlatayım? Versene şu madalyaları. Madalyalar da mı var 1928. İsmail abinin? Ver bakalım. Akciğerim benim. Ah, ah Faruk babam. Ah canım. Ben hangi birini anlatayım? Bu benim köşem. Şurada. Görüyorsunuz. Bu nedir abi? Burada bizi Sen bir aydınlat istersen bu baba. kim? Bu mu İsmail abi? Bu sen misin? O benim efendim. Böyle eli kaldırılmış şöyle dur bakalım Bu şöyle. kim biliyor musun? Kuleli Asker Lisesi öğrencisi. Hala İsmail abi hiç değişmemişsiniz ya. Estağfurullah canım benim. Vallahi. Kurbanım sana Şu benim. burada halen duruyor. Şu Duruyor. madalyayı verin. Şimdi burada elinizi Efendim? kaldırmışlar Türk bayraklı Sendeki atletimizde. madalyanın var yok mu? Ha. Yok bende madalya. Ne Şimdi istiyorsun? Madalyanın resim. Şimdi burada ne yaptın da elini kaldırdılar sen? Ya rakibim 3 dakika 11 saniyede yendim. Hakem de golü kaldı. Sırtı, Güreşte. evet şöyle sırtı. Bey değil mi? Hakem dedik çalar. Gitti. Bitti. Peki nerede bu? Nerede bu güreş? Ama bunu hangi birini anlatayım Amerika'da mı şimdi? güreşti? Yok Amerika değil. Şu. Ha. Bu vatandaş aldığı güreşteki birinciliklerin arkasında madalyanı yazıyor. Kuleli Lisesi öğrenciyken okul komutanı Şefik Erensi duymuşsunuzdur. İsmail Orta abi Doğu rektörlüğü 1950'de yapan. ordular arası İran'daki Tabii dünya dünya şampiyonu olduğunu silahlı anlatır kuvvetler mısın? şu anda. Ha. Sivil Hocam değil. ister misiniz? Silahlı kuvvetler dünya 73 kilo şampiyonu. Evet. Harika İsmail abi çok mutlu olduk sizi Sağ ol tanıdığımıza canım ya. benim. Valla Ben de ne sizin güzel. yaptığınız Ne programlardan güzel mutlu valla bak. oluyoruz. Bu köşeyi nerede yapmışlar Bu sizin köşe adınıza? şimdi şey açıldı. Silahlı Kuvvetler Spor Okulu'nda. Türkiye'de yok. Ne yok? Çeşitli ülkelerde alınan diplomalar. Yani Bu burada mesela Macaristan'da aldığın diploma. Macaristan'da. Şu İsveç'te Dünya Şampiyonası'nda, şu da Montreal Olimpiyatları'nda hakem olarak dünyanın bir numara hakemi seçildi. Çok büyük gurur Üç değil mi bunlar? olimpiyata gittim. Türkiye'de iki var, bir, üç yok. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Efendim buradan ayrılıyoruz ama Bahadır'ın ve Bahadır'ın sorgunu çekmeye devam edeceğiz efendim. Burada başkanım yaşlı ne diyor? İkinci Bahar Yaşam Merkezi Bahadır'ın. Bizim nüfus dokumuz şu andaki mevcut yerleşik nüfusun %62'si 55 yaş üzeri. Yani yaşlı nüfusumuz çok. Dolayısıyla yaşlıların yalnız yaşayan yaşlımız çok. Bunu nasıl çözeriz? Hollanda merkezli bir Bahadır'ın Yaşlanma Vakfı kurduk. Ha. Bu vakıf çalışmalarıyla buraya Burası okulumuzun atölyeleriydi eskiden. Valilik marifetiyle burayı bu belediyemize aldık. Belediye olarak vakfa verdik. Ve burada içerisi çok güzel. Her şey şu anda hazır. Yatakları, alanları, bahçeleri, her şey hazır. Bir Peki, yaşlı bakım merkezi kurduk. belediye uhdesinde mi yoksa Belediye vakıf uhdesinde özel bir değil, vakıf? vakıf uhdesinde. Vakıf. Evet, vakıf olarak kurduk. Çok Bahadır'ın Yaşlanma çok Vakfı. önemli bir şey. Evet. Çünkü hepimiz bir gün yaşlanacağız. Evet, Herkes keşke herkes Türkiye'de her İsmail yerinde olsa. Akçay değil ki yaşlanmadan Aynen, dursun. başkanım bir tanem benim. Sağ ol, ciğerim benim. Evet. Aşık İbrahim'in bak yıllardır türküsünü okuruz ama kimse gelip de Bahadır'ın Aşık İbrahim'in heykelinin yanında durup okumaz. Bu da herkese kısmet olmaz. Çok teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza. Beni görüp yüzün öte dönderme. Yine benim meylim sendedir sende.
Yıkıp hilal kaşın viran eyleme. Kusur sende değil, bende de. Buradaki eserlerin hemen tamamı Arif hocamın kendi özel çabalarıyla, kendi maddi katkılarıyla ortaya çıkarttı. Hmm. Evet. Anadolu'yu yaşatıyor. Evet. Anadolu gelenek, görenek ve Anadolu bölgeden toplamış, değil mi? Bölgeden toplamış ama şu Türkiye'deki ilk fotoğraf makinelerinden bir tanesiymiş mesela. Şu görmüş olduğunuz. Türkiye'deki ilk fotoğraf makinaları geldiğinde ilk fotoğraf makinesi bu. Evet. Çürüklü. Kim bilir, hangi aşıkların, hangi sevdalıların, hangi ozanların fotoğrafları çekilmiştir. Evet. Kederiyle, ama güzelliğiyle alın. Şu Teoman Aral abimizin gazetecilikteki iddiatları. Ama güzel olan her şeyin orijinal olmuş. Evet, evet. Bak şunlar, yayık, ayran. Eski çam bardaklar bunlar. Bunlar su taşımada şu. Eski buralar hep toprak damlıydı. O damdaki kirli malzeme sıkıştırılması. Şu işte burada arıcılık yapılan dönemde insanların yaptığı sefer. Kovan. Kovanlar. Eski kovanlarımız böyle. Evet. Bunlar çıkacak. Kerpiç dökme şeyleri işte. Kerpiçten evler vardı. Topraktan insanlar vardı. Buradan kerpiç üretiyor. Tabii. Evet. Her bölgenin kendine göre de tarım aletleri var. Ya da kermeş duydun mu? Hı? Kerme. Bu kerme. Tabii duydum. İnsanlar bunu yakacak olarak kullanıyor zamanında. Hayvan dışkısından. Ama mesela şu kerpiç dökme yoktur her yerde. Yok. Kerpiçten. Yaba, döven. Tırmık. Tırmık. Değirmen şeyi. Kapan. Şurada su değirmeni. Su değirmeni. Su buradan çarka düşüp taşı çeviriyordu. Eskiden burada su değirmeni vardı. Güzel kendi olanaklarıyla, çocuklarının da sevgili oğlu Oğuzbaş'ın çabasıyla burası ortaya çıkmış. Çok güzel bir buraya Bahadır'a geldi mi buraya uğranmasını bir tavsiye ediyoruz. Bir de şu var, geçen yıl oğlu Oğuz Bey babası adına roman yarışması yaptı Türkiye genelinde. Kıymetli Erol Toy, kıymetli kardeşim Saygı Öztürk, Salim Taşçı olarak biz de jüri üyesiydik. Şenliklerde burada roman ödülleri dağıtıldı. Evet. Yani Bahadır'ın şenliği aslında çok büyük bir şenlik. Evet. Herkesi davet ediyor başkanım değil mi? Hacı Bektaş'tan sonra en büyük şenlik bizim. Geçen yıl mesela katılan kişi sayısı jandarmanın tespitine göre 30 bin kişi. Son derece Türkiye'nin en kaliteli şairleri, yazarları, resim sergileri, sanat edebiyat etkinlikleri ve konserler oluyor. Çocuk ve kadın etkinlikler. Müzeden ayrılıyoruz Sayın Başkanımla Taşçı'yla birlikte ama Bahadır ve Sorgun'daki gezilerimiz devam edecek. Değerli izleyicilerimiz şimdi Zafer Özışık Bey ile beraberiz. Dediler ki Yozgat dedin mi, Sorgun dedin mi testike baba akla gelir. Evet. Bunun da böyle birazcık lideri önderi gibi sizi tarif ettiler bize. Fazla tanışmıyoruz ama. Hoş geldiniz önce memleketimize. Yozgat deyince akla ilk önce gelen biz Desti deriz. Yozgatlı olmayanlar testi denir. Testidir. Biz Desti kebabını yapıyoruz. Ustamız da sizi baş başa bırakıyor. Merhaba usta. Ben şöyle ustanın yanına geçeyim Zafer abi. Nasılsınız? Hijyene dikkat edelim. Merhaba. Bitti. Hadi bakalım. Evet. İsim neydi ustam? Akif. Akif usta kaç yıldır yapıyorsunuz? Yani 20 senedir bu işi yapıyorum. Desti kebabı. Evet. Pardon. Desti. Burada Desti diye mi? Desti diyoruz. Dışarı çıktığımızda testi deriz yine. Ankara'da siz testi deyin. Yozgat isimlerine girdiğinizde Desti deyin. İsterseniz ben malzemeleri sayayım. Tamam. Kuşbaşı kuzu etimiz var, tereyağımız var, kekik var, karabiber var, defne yaprağı var, sarımsak var, doğranmış domates ve biberimiz var. Biraz da sarımsak var. Sarımsak var. Bunu nerede yaptırıyorsunuz? Avanos'ta. Desti. Evet. Nevşehir Avanos'ta yapıyor. Böyle ayakla
gönderiyorlar. Evet, orada yapılıyor. Onlar yapıyor, biz kırıyoruz, müşterilerimize kırdırıyoruz. Evet. Yapısına geçelim. Kuzu etleri nereden alıyorsunuz usta? Etlerimizi bölgenin özenle seçilen hayvanları, kekikle beslenen Bozok Yaylası'ndan yetişen tabii hayvanları özenle seçip alıyoruz. Kestirdikten sonra müşterilerimizin damak tadına sunuyoruz. Hadi bakalım. Et de güzel bak, güzel. Pırıl pırıl vallahi. Şimdi ilk önce karabiberi sanki koydu. Evet, etle buluşturduk. Bak bak bak, bak bak bak. Sarımsak. Meraklılarına. Sarımsak da çok aslında normalin üzerinde. Şimdi özelliği biraz sarımsak belli olmaz. Fazla olmaz, tamam. Biraz o kekik. Evet. Burada kekik de çoktur Yozgat'ta, evet, değil mi? Sorgun'da. Defne yapardı az. Bunları şimdi harmanlayacağız. Karıştırdık. Domates biberimiz var. Dur ben vereyim, ben vereyim. Bir çorbada tuzumuz olsun şöyle bak. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Oo, vay 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 vay. Bunları hep parmağına karıştıracağız şimdi. Allah Allah. Anadolu ne kadar güzel değil mi üstad ya? Her şey her bu toprağın... Kendine, her şeyin kendine göre bir damak tadı var. Damak tadı. Şimdi bunu altta biraz testin dışı tereyağı koyacağız ki... Ha, tereyağını önceden koyuyoruz. Peki bu testiler, bu testi kebabı için mi yapılmış yoksa normal testi mi? Eskiden kupa olurdu su için. Bunu biz özel yaptırıyoruz. Şurada da bir çizgi yaptırdık. Oval. Hmm. Kolay kırılmasını sağlamak için. Ha, özel testiler, bu testi kebabı için yapılıyor. Karışık dolduracağız. Karışık dolduracağız. Yani. Allah. Peki buharı kendi içine giriyor diye mi bunu... Şimdi üzerine biz hamur kapatacağız. Aynı düdüklü tencere gibi olacak bu. Hmm. Kapatacağız. Düdüklü tencere yavaş, gibi. Yavaş yavaş ağır ateşte pişecek. Peki usta bu senin baba mesleği falan mı yoksa? Babadan kalma bir şeylerimiz var. Babası Hüseyin ustaydı. Babası Allah rahmet eylesin. Hüseyin ustanın oğlu. Harika. Kebabını kırmadan önce bunun bir hikayesi var. Anlatacağım daha sonra beyefendiye desti kebabının kırılmasını tarif edeceğim. Hmm. Ben bundan yüzyıllar önce Yozgat'ımızda yani eski ismiyle Bozok Yaylası'nda zengin varlıklı bir ağa yaşarmış. Gelen misafirlerine sofralar kurarmış. Sofranın baş tacıymış desti kebabı. Süt kokularıyla beslenen, kekik kokularıyla süslenen desti kebabını ağamız değerli misafirimiz yani önemli misafirimize kırdırmadan önce bir dilek tutmasını, daha sonra masadaki misafirlerimize bir sözde bir vaatte bulunmasını istemiş. Efendim, testi kebabını kırmadan önce bir dilek tutup, daha sonra masadaki misafirlerimize bir sözde bulunabilirsiniz. Buyurun efendim. Dilek içinde olur insan. Evet efendim, bir de dilek söz alalım. Söz mü? Herkese evet, testi ikram edeceğiz. Güzel efendim. Yozgat'ın diğer geçtiğinizde de buraya uğrayacağınıza söz verirseniz biz... Evet efendim. Testiyi kırdırız. Ha. Yoksa kırdırmayız. Tamam. Yozgat ana yol üzerinde giderken Anadolu'ya yani Ankara'dan Kars'a giderken sağ kol üzerinde güzel bir yer. Zafer Usta'nın yerine mutlaka uğrayın. Evet. Yazıyor burada Zafer Bey'im. Yok. Ne diyor? Yemediğimizi yedirmeyiz. Yani kendimiz... Sözün bittiği yer. Yemediğimizi yedirmeyiz. Hadi bakalım. Tandırımız var. Zafer Usta evet ben de onu soracaktım. Tandır da var dedim bizde. Tandır evet. Yozgat'ta yoğun mudur? Meşhur Yozgat tandır kebabı. Oo. Bunun pişmesini, yapılmasını Akif Usta anlatsın. Ben bu iki tarafta meşe odunu yanar. İki tarafta meşe odunu var. Ortada uzun bir demir var. Buradaki işleri tekrar sallandırız. O şekilde pişer. Ete hiçbir işlem yapılmıyor. İşte sadece bir gün önce kızdırıyoruz. Ertesi gün servis ediyoruz.
Efendim. İşte biraz yemede yağ. Yanımda yat derler ya. Bir de ekmeği yağlıyor musunuz? Evet, üzerine ekmeğini yağlıyoruz. Orada yine tandırdan çıkan yağ. Tandırdan çıkan. Etin yağı. Başka bir şey yok. İşe herhangi bir şey yok. O neydi usta? Tuz. Çok hafif tuzlu. Evet. Evet. Bunu da alıp gidelim biz. Buyurun. Usta hakkını helal et. Afiyet olsun. Allah'a ısmarladık. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Misafirperverliğiniz için. Sizi ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Salim abiyle bu sayede misafir etmiş olduk. Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, Zafer Bey'in yanından ayrılıyoruz. Bu yemekleri bitirmeden de gitmek olmaz ama efendim sorgundayız ve çok güzellikler bizi bekliyor. Lütfen bizden ayrılmayın.